Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı her hafta salı günü olduğu gibi bu salı gününde de hemşerileriyle bir araya gelerek sorunlarına çözüm aradı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı oldukça yoğun katılımın olduğu Halk Günü buluşmalarında vatandaşların istek, sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Halk Günü buluşmalarının katılımcı belediyecilikte örnek bir uygulama olduğunu belirten Başkan Yazgı, hemşerilerimizle daima iç içe gönül gönüleyiz. Aksaray'ımız için daha ne yapabiliriz? Vatandaşlarımızın bir fazla hangi derdine çare bulabiliriz? Bunun derdindeyiz. Halk Günü bu açıdan bizlere çok detaylı bir izlenim kazandırıyor. Her vatandaşımız sorunu ve talebini bizlere doğrudan iletme fırsatı buluyor. Vatandaşlarımızla her gün birlikteyiz. Ancak Halk Günü buluşmalarında vatandaşlarımızın bizimle paylaşmak istedikleri proje ve çalışmaları da değerlendirme imkanı buluyoruz. Karar mekanizmasına vatandaşlarımızı da dahil ederek onlar için hizmet üretiyoruz. Halkımızla beraber olmanın ve Aksaray'ımızı birlikte yönetmenin mutluluğunu yaşıyoruz açıklamalarında bulundu. AK Parti Aksaray Kadın Kolları'na üye kadınlar, Afrin bölgesinde terör unsurlarına yönelik devam eden Zeytin Dalı Harekatı'ndaki görevli askerler için bere ördü. Afrin bölgesindeki Mehmetçikler için dualarla örülen bereler teslim edilmek üzere İl Jandarma Alay Komutanı Fuat Anık'a teslim edildi. AK Parti Aksaray Kadın Kolları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde devam ettirdiği Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek amacıyla kampanya başlattı. Kampanya çerçevesinde partili kadınlar askerler için 300 bere ördü. AK Parti Kadın Kolları üyesi kadınlar dualarla ilmek ilmek ördükleri bereleri askerlere gönderilmek üzere İl Jandarma Alay Komutanı Albay Fuat Anık'a teslim etti. Zeytin Dalı Harekatı'nda görev alan askerler için karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalıştıklarını ifade eden AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, "Bizler için canını feda eden askerlerimiz için ne yapsak azdır." diyerek AK Parti Aksaray Kadın Kolları olarak bu tür kampanyaların devamını getireceklerini söyledi. Mehmetçiklerimize, mahalle başkanlarımızla biz istişare ettik neler yapabiliriz diye. Başkanlarımız da sağ olsunlar, onlar biz bere öreriz dediler. Çok güzel bir emek işi çıkarttılar. Hepsi göz nuru, emek ve hepsi duayla yapılmış bereler. Bunlar askerlerimize gönderilecek. Mehmetçikler sınırda bizleri bekliyorlar. Bizim güvenliğimiz için Allah'a emanet olsunlar, dua ediyoruz kendilerine. Allah razı olsun diyoruz. Bizim de bir katkımız olsun istedik. Allah razı olsun. Bahçesaray Mahalle Başkanı, sakinlerimiz, bayanlar bir araya geldiler. İplerini aldılar, ördüler. Şimdi askerlerimize göndermeleri için buraya getirdik. 300 adet bereyimiz var toplamda. Allah izin verirse pazar ve pazartesi de Mehmetçik için kadın kolları olarak kermes düzenliyoruz. Buradan tüm Aksaray halkını davet ediyorum. Mehmetçik'e destek amaçlı bir kermes. Pazar günü kahvaltılarını kermesle gelip yaparlarsa sıcak taze sac böreklerimiz var, pastalarımız, böreklerimiz. Tüm Aksaray halkını buradan davet ediyorum kermese. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy da İl Kadın Kolları Teşkilatı'na teşekkür ederek yapılan bu bereler İl Jandarma Alay Komutanlığımız aracılığıyla askerlerimize ulaştırılacak. Aksaray her zaman devletinin ve askerinin yanında. Bu örnek çalışmalarından dolayı tüm hanım kardeşlerimize teşekkür ediyorum şeklinde konuştu. Evet, bugün alay komutanlığımızı ziyaret ettik. Afrin'de çarpışan askerlerimiz var. Kadın kollarımızın yapmış olduğu bir çalışma var. Örnekleri gösterebilirim. Berelerimiz var. Tabii bunları Afrin'deki askerlerimize teslim etmek için buradayız. Ben kadın kollarımıza yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Komutanımıza da bize aracılık ettiği için teşekkür ediyorum. Buru Çanakkale Ruhu. Buru 1071 Malazgirt Ruhu diye düşünüyorum. Ben tekrar kadın kollarımıza bu yaptığı çalışmalardan dolayı özellikle teşekkür ediyorum. Afrin'de çarpışan askerlerimize başarılar diliyorum. Kahraman ordumuza başarılar diliyorum. Bu savaşta can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet eylesin. Gazilerimize de başsağlık. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Aksaray İHH İnsani Yardım Vakfı İşbirliği ile bir hayırsever aile tarafından bağışlanan 25 ton patates yüklü 12. İyilik Tırı Afrin'de dağıtılmak üzere yola çıktı.
2011 yılından bu yana iç savaşta büyük bir yıkımın yaşandığı Suriye'deki insani kriz rakamlarla ifade edilemeyecek boyutlara ulaştı. Milyonlarca kişinin yerinden edildiği, en temel ihtiyaçların bile karşılanamaz durumda olduğu bölgede Aksaray İHH İnsani Yardım Vakfı, mağduriyetlerin başladığı günden beri bölgeye ulaştırılmak üzere yardım faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Aksaray İHH İnsani Yardım Vakfı ve hayırsever bir ailenin işbirliğiyle 25 ton patates yüklü yardım tırı Afrin'de dağıtılmak üzere Aksaray'dan hareket etti. Tırın Suriye'ye hareket etmesi dolayısıyla uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama töreninde İHH İnsani Yardım Vakfı, Namazı Seven Çocuklar Kulübü'ne üye 100'e aşkın çocuk ve anneleri hazır bulundu. Törende kısa bir açıklama yapan İHH Başkanı Önder Özkan, iyiliği önemseyen insanların kısa zamanda büyük işler başarabildiğinden yola çıkarak Doğu Guta'da yaşanan tehcir olayına dikkatleri çekti. Bugün İyilik Tırı 12, Savaşın Çocukları adıyla Afrin'e bir tır patates gönderiyoruz. Hayırseverlerimizden Allah razı olsun. Bu tırımıza adını Savaşın Çocukları koyduğumuz için Namazı Seven Çocuklar adlı grubumuzun çocukları da uğurlamak istediler. Anlamlı bir gün oldu. İnşallah yardımlar kat kat artar. Biz buradan Aksaray'la halkımıza çağrıda bulunuyoruz. Yetimleri, öksüzleri, yaşlıları daha da desteklemek zorundayız. Bölgede çok ciddi sıkıntı var. Doğu Guta'dan İdlib kırsalına çadır kentlere sığınan insanların sayısı 25 bini geçti. Bu sayının 200 bini bulması bekleniyor. Lütfen harekete geçin. Teşekkür ederiz. İki hafta içinde 25 bin insanın Doğu Guta'yı terk edip İdlib'de bulunan çadır kentlere sığındıklarını hatırlatan Özkan, yardımların çok büyük önem arz ettiğini sözlerine ekledi. Özkan, 25 ton patatesin Afrin'deki ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırılacağını belirtti. Yardım tırını uğurlama törenine katılan çocuklar ise Afrin'deki kardeşlerine selam ve dualarını gönderdi. Afrin'deki kardeşlerimize bir tır patates gönderiyoruz. Afiyetle yedirsinler, yardımlarımızı kabul etsinler. Onları güldürelim, eğlendirelim. Biz de inşallah Afrin'e giden kardeşlerimizi ziyaret edelim. Onlar bizim canımız, onlara biz kardeşimiz gibi bakarız. Evladımız gibi olsa her zaman bakarız. Kadınlar Futbol 3. Lig Playoff Grup Maçları programı belli oldu. 3. Lig'de mücadele eden temsilcimiz Aksaray Hasan Dağı Spor Kulübü playoff grup maçlarında 2. Lig'e yükselme mücadelesi verecek. Kadınlar Futbol 3. Lig'de gruplarını lider ve ikinci tamamlayarak playoff hakkı kazanan 98 takım için geri sayım başlarken müsabaka kuralları açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bölgesel olarak planlanan müsabakalar 12-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir, Erzurum, Malatya ve Afyon'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Normal süresi berabere biten müsabakalarda uzatmalar oynatılacak. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları yapılacak. Temsilcimiz Aksaray Hasan Dağı Spor'la birlikte 98 takımın playoff eşleşmelerini belirleyecek kura çekimleri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından grup merkezlerinde müsabakalardan bir gün önce saat 17'de yapılacak. Kurada aynı bölgede gruplarını lider bitiren takımlarla gruplarını ikinci bitiren takımlar eşleşecek. Aynı grupta mücadele edip ilk iki sırayı alan takımlar playoff ilk turunda karşılaşmayacak. Yapılacak kura çekiminde bir sonraki turun eşleşmeleri de otomatik olarak belirlenecek. Bölge birincisi olan takımlar Kadınlar 3. Ligi yarı finaline kalacak ve Kadınlar 2. Liginde oynamaya hak kazanacak. Yarı finaller, üçüncülük ve final müsabakaları programı playoff turu sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyurulacak. Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.